Canım duydun avukatın dediklerini. Bütün süreci takip edecek. Eğer adımda da bize bilgi verecek. Bak göreceksin, hayırlısıyla bitecek bu süreç. En yakın zamanda sen öğrencilerine, okuluna geri döneceksin. Kavuşacaksın ya, merak etme. Ama bak ne olur ya, böyle üzme kendini. Vallahi bak. Ya yapma böyle ya, ben seni böyle görünce dayanamıyorum. Canım. Canım bana bak bakayım. Bak bana söz ver, tamam. Daha iyi olacağını, toparlayacağını daha söz ver. Ne olur bak. Tamam, deneyeceğim söz. Tamam. Gel buraya. Hadi gel. Demek iki günde unutuldu her şey. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok Selma öğretmen. Daha iki gün önce çocuklarımın senin yüzünden ölümden dönmedi mi? Bakın ben gerçekten çok üzgünüm. İzin verin açık. Kimse senden bir şey duymak istemiyor öğretmen hanım. Açıklama falan neyi değiştirir bundan sonra? Duyduk, alınmışsın görevinden. Çocuklarımız için iyi bir şey yapmak istiyorsan bir daha okula dönme yeter. Hanımlar biraz ağır olmuyor mu? He? Hayır, biraz ayıp olmuyor mu yani? Hayır, Selma öğretmen kasabaya geldiği günden beri okul için, sizin evlatlarınız için, öğrenciler için neler yaptı hiç mi görmediniz ya? Hiç mi şahit olmadınız? Şimdi yaşanan tek bir olay için nasıl yargılayabiliyorsunuz ya öğrencilerine bunca emek veren öğretmeni? He? Hiç mi içiniz acımıyor ya? Günah günah ayıp. Hiç mi şahit olmadınız yaptıklarına Allah aşkına? Hayır, sizin gözleriniz bu kadar mı kör oldu he? Kör değil bizim gözlerimiz Taner. Biz çocuklarımızın o halini gördük. Keşke gelip siz de görseydiniz. Biraz daha düşünürdünüz kendinizi savunmadan önce. Bu saatten sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Selma öğretmeni bir daha çocuklarımızın yanında görmek istemiyoruz. Selma? Ya ayıp, ayıp. Vallahi ayıp ya. Selma. Selma. Ah be. Alo. Ramço. Ramço, acil toplanmamız lazım. Çok önemli diyeceklerim var, tamam mı? İyi, hadi bekliyorum aldı sizi. Hadi eyvallah. Yengen demeyecek mi ya? Niye apar topar çağırdın bizi buraya? Dur yenge dur, bir şey yazıyor. Kesin icat buldu. Vallahi bu çocuk var, icat bulmadan duramıyor ya. Sülalenin akıl küpü bu oğlan. Nisan operasyonu. İyi de yanlış yazdın Taner. Ocak ayındayız biz. Ocak operasyonu yazman gerekiyordu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Tam olarak düşündüğüm şey için buradayız değil mi amcaoğlu? Aynen amcaoğlu. Tam olarak senin düşündüğün şey için buradayız. Ben de aynı şeyi düşünüyordum amcaoğlu. Yemin ederim ya. Ya bu nişanı, düğünü otomatik kendi kendine yapan bir makine. Yemin ediyorum var ya, süper icat amcaoğlu. Vallahi bak. Ya gına geldi artık ya bu düğün nişan organizasyonundan. Vallahi iyi oldu ha. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz ya? Ne oldu? Hiç mi sizinle aynı şeyi şifadan ak diye düşünen bir adam görmediniz ya? Hala bakıyorum. Ne oldu ya? Ya ne alakası var Allah Allah ya? Ramazan yok, icat mı icat yok, bir dur. Biz direkt Selma ile benim nişanımı yapacağız. O yüzden toplandık. Tamam bak, bir anlatayım. Şimdi biz ne zaman nişan yapalım desek, ne bileyim bir kız isteyelim desek, hep başımıza bir şeyler geliyor, beklenmedik şeyler oluyor. Şimdi bu Selma'nın yaşadıkları kız tabii çok üzüldü, çok yıkıldı. Hani ben de diyorum ki böyle güzel bir nişan yapsak. He? Böyle onu bir nebze olsun biraz mutlu etsin. He? Nasıl olur, ne diyorsunuz? O yüzden topladım sizi buraya. Aferin Len Taner. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Vallahi helal olsun sana. Kaldım bu devirde böyle sevdiğini düşünen. Asuman. Ayıp ama ya. Ya ben senin için roman yazdım ya. Ne yapalım yani, adını dağlara mı yazalım? Ayar ismini mi yansıtarım? Ne istiyorsun Asuman sen? Ya ben o anlamda mı dedim? Yani Selma'yı mutlu etmek için çok ince düşünmüş babında söyledim. Yoksa ben senden razıyım canım, kocam benim. Tamam. Yok yok. Vallahi Ramazan romantik bakma. Ama bazıları yani 10 yıldır evli olduğundan mıdır nedir bilmiyorum. İyice bıraktı o işleri kalan. Sana diyor. Konu ne ara bana geldi ya? Sizin yüzünüzden ama biliyor musun? Vallahi sizin yüzünüzden. Şu çıtayı arşa çıkarmayın. Şu çıta için standart bir yer belirlesin. Orada kalsın be. Mağdur olmayalım ya. Ya bir durun tamam. Durun da bir güzelce planımızı yapalım. Hey Allah razı olsun Asuman. Allah sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi ben diyorum ki Selma'yı böyle mutlu edecek. Ya onun istediği gibi bir nişan yapsa nasıl olur?
Ama bak nişana kadar haberi olsun istemiyorum. Çünkü öğrenirse yok istemiyorum diyecek. Ne bileyim başka zaman yaparız diyecek, öteleyecek. O yüzden biz ne yapıyorsak gizli yapmamız lazım. Tamam. Tamam, sen hiç merak etme yengem, bundan sonrası bizde. Ben kimden yardım isteyeceğimizi biliyorum.